Merhaba, ben Emir. Bugün FE Endüstri'de üretim parkurunu gezeceğiz. Hazırsanız keyifli bir yolculuğa başlayalım. FE Endüstri hattında ana kalemlerden biri olan mekanik işlem hattındayız. Mekanik işlemin ilk makinesi çift kafa testereler. Çift kafa testereler alüminyum profilleri kesmek için hassas kesim yaptığımız makinelerdir. Biz tedarikçiden veya kendi ürettiğimiz profilleri aldığımızda hassas kesimle montaj hattına taşımaya çalışıyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri biz bitmiş ürün hazırladığımız için çift kafa testerelerle daha hassas ölçüler, daha hassas çalışma toleransları elde edebiliyoruz. Burada gördüğünüz makine neredeyse benle yaşıt. En eski ve en sevdiğimiz makinelerden birisi. Bu makine dışında da daha karmaşık ve açılı kesimler için 5 eksen makinelerimizi kullanıyoruz. Makinelerde eksen sayısı artmış olduğunda da kapasitemiz ve kabiliyetlerimiz daha yüksek oluyor. Mekanik işlem hattında ikinci durağımızdayız. Burada profil işleme merkezlerimiz var. Profil işleme merkezleri klasik işleme merkezlerinden farklı olarak profillerin boyutuna göre büyüyüp küçülebilen, eksen sayısına göre işleme kapasiteleri değişen makinelerdir. Her yerde göremeyeceğiniz makinelerdir. Bu makineler bizim kendi işlerimize özel olarak bazıları tasarlandı, bazıları hazır olarak satın alındı. Elimde görmüş olduğunuz yan kapağın U profilini bu görmüş olduğunuz makinelerde işliyoruz. Ayrıca üretim hızımızı ve kalitemizi arttırmak için, standardı sağlamak için de robotlardan destek alıyoruz. Mekanik işlem hattında ikinci noktadayız. Burada 5 eksen makinelerimizi kullanıyoruz. Burada 400 milime 400 milim 18 metreye kadar profiller işleyebiliyoruz. İşlediğimiz profiller genelde daha karmaşık profiller. Çünkü bir önceki gösterdiğim kısımda mekanik işlem profillerinin ebatı hem daha küçük hem daha dar hem de et kalınlıkları biraz daha ince. Buradaki makinelerimiz çok yüksek kapasiteye sahip, spindle'ları daha güçlü. O yüzden talaşlı imalatta bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ve ayrıca bu makineler 5 eksen, o yüzden çok karmaşık işlemleri tek seferde yapabiliyoruz. Hatta az önce göstermiş olduğum çift kafa makinemizde kocaman birkaç tane profili bağlayıp aynı anda üzerinden alabiliyoruz. Bu makinemizde üretim kabiliyetlerimizin mekanik işlemdeki son noktası. Burada 400'lük bir boru profilin etrafında simültane 5 eksen işlem yapabiliyoruz. Bu şekilde karmaşık profilleri işleyebiliyoruz. Sac imalat bölümündeyiz. Sac imalat bölümünde lazer tezgahlarımız var. Lazer tezgahlarımızın iki farklı işleme kapasitesi var. Birisi 6 kW gücünde, birisi de 12 kW gücünde. Bu lazer tezgahlarımız 2000'e 6000 ebatında sacların işlenmesi için kullanılıyor. Buradan çıkan kalitesinden emin olduğumuz ürünler de saç şekillendirme hattına gidiyor. Şu anda saç şekillendirme hattında eksantrik preslerin oradayız. Burada özel işler için yaklaşık 25 tane kalıbımız var. Kendi üretimimize özel parçalarla ilgili kalıplarla 2 tane 30, 1 tane 60, 1 tane 80 ton olmak üzere, bir tanesi otomatik rulo açıcılı sistem olmak üzere 4 tane makinemiz var. Bu 4 tane makineden toplamda yılda yaklaşık 1,5 milyon adete kadar elimde görmüş olduğunuz küçük parçalardan üretim yapabiliyoruz. Tamamen müşteri talebine uygun olarak hizmet veriyoruz. Saç şekillendirmede İkinci durağımızda upkant makinelerimiz. Sac metalleri işlerken hassas CNC'ler kullanıyoruz. Burada CNC upkantlarımız mevcut. 3 farklı upkantımız var. Bunların tonajları farklı olmak üzere 30 ton, 200 ton ve 320 ton olarak farklı ebatlarda makinelerimiz var. Bu makinelerin işlem kapasiteleri yaklaşık 4 metre. 15 milimetreye kadar sac bükümü yapabiliyoruz. Bu sayede üretim yeteneğimizi arttırmış oluyoruz. Ayrıca makinelere entegre kullandığımız AP kollar sayesinde personelin yorulmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden işin özünde nitelikli ve kaliteli ürün çıkmasını ön planda tutuyoruz. Şu anda kaynak hattındayız. Kaynak hattında hem otomatik endüstriyel robotları kullandığımız kaynak robotlarımız var hem de manuel istasyonlarımız var. Burası bizim güçlü olduğumuz bir konu çünkü ISO 3834-2 kaynaklı imalat belgesine sahibiz. Bu belge sayesinde onaylı kaynakçılarımız ile birlikte nitelikli kaynak işleri çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda hassas montaj işlemleri yapmak için de özel kaynak masalarını kullanıyoruz. Bu kaynak masaların en güçlü tarafı kaplaması aslında. Kaynak masaların üzerindeki kaplama sayesinde hiçbir şekilde kaynak tutmuyorlar. Bu da kaynak masalarını uzunca bir süre özel işler için kullanmamıza olanak sağlıyor. Kaynak yöntemlerinden en çok kullandığımız yöntem gazaltı, migmak yöntemini kullanıyoruz. Gazaltı kaynağı sayesinde daha hızlı üretim kabiliyetine sahibiz çoğu ürün için. En iyi işi çıkarmak için de en iyi makineleri kullanıyoruz. Şu anda yüzey işlem hattındayız. Az önce anlatmış olduğum makinelerden, mekanik işlemden çıkan profiller önce satine yüzey elde etmek için satinaj kullanılarak işlemden geçiyor. Satinajdan sonra kromsuz pasivasyon uygulamak için tam otomasyon yüzey işlem hattımıza geçiyor. Şu anda yüzey işlem hattındayız. Yüzey işlem hattında biliyorsunuz alüminyum oksijene ilgisi olan bir malzeme. Bu malzemenin oksijene ilgisini azaltmak ve kesmek için pasivize etmemiz gerekiyor. Bu sebeple görmüş olduğunuz sistemde kromsuz pasivasyon uyguluyoruz. Kromsuz pasivasyonu uygularken de elektrostatik toz boya tesisimize yetişebilmek için otomasyon bir tesis kullanıyoruz. Burada 6 tane havuzumuz var. 6 tane havuzumuzda durulama, asidik aşındırma, yağ alma ve kromsuz pasivasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tam otomasyon 2 tane vincimiz var. Bu şekilde 2 ayrı sepeti aynı sistemden eş zamanlı olarak geçirebiliyoruz. Birazdan inceleyeceğimiz laboratuvarda buradaki kimyasal oranımızı günlük olarak her vardiyada takip ediyoruz. Otomatik dozaj
klimalama sistemimiz sayesinde de kalitemizden emin oluyoruz. Yüzey işlem hattından devam ediyoruz. Şu anda klimatize odadayız. Bilmeyenler için fabrikamız Mersin'de. Mersin çok nemli bir bölge. Yazın yaklaşık %80-90 nem oranlarına ulaşıyor. Bu sebeple boyamızın uzun süre stoklanabilmesi ve müşteriye tam zamanda hizmet verebilmemiz için böyle bir depoya ihtiyacımız var. O sebeple klimatize odayı kullanıyoruz. Evet, yüzey işlem hattında elektrostatik toz boya hattındayız. Az önce anlatmış olduğum tüm makine parkurundan çıkan ürünlerin tamamını boyayacak kapasiteye sahip üretim tesisindeyiz. Elektrostatik toz boya sistemimizin aylık üretim kapasitesi yaklaşık 1000 tondur. Bu sistemde kullandığımız teknolojilerden bahsedecek olursak Power and Free konveyör sistemine sahibiz. Son teknoloji elektrostatik toz boya tabancalarımız mevcut. Antistatik lastik kabinimiz var. Bu sayede boyanın sadece malzeme üzerinde kalmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde boyanın geri kazanımı için geri kazanma sistemini kullanıyoruz. Bu sayede boyanın %95'e kadar kullanılabilirliğini sağlamış oluyoruz. İşlediğimiz parçaların boyutu da 500, 2100, 6000 mm ebatında olabiliyor. Bu sayede çok uzun profilleri, geniş hacimli ürünleri ve ağır parçaları boyayabiliyoruz. Müşteri talebine göre kullandığımız farklı renk seçeneklerimiz mevcut. Bu renklere boyanın markasına ve çeşidine göre kürlenme sıcaklıkları ve fırında kalma süremiz değişiyor. Yaklaşık 160 derece ile 200 derece arasında toz boyanın kürlenmesi için fırında tutmamız gerekiyor. Tüm bu prosesleri takip ettiğimiz laboratuvarımız mevcut. Şu anda tüm yüzey işlem proseslerini takip ettiğimiz laboratuvardayız. Burada az önce anlatmış olduğum ön yüzey işlem hattındaki kromsuz pasivasyon banyolarının titrasyonla birlikte kontrollerini yapıyoruz. Bunun dışında elektrostatik toz boya uygulayken her vardiyada test plakaları alıyoruz. Bu test plakalarını QualiCode standardına göre hem crosscut hem darbe hem de kalınlık ölçümlerini yapıyoruz. Ayrıca parlaklıklarını kontrol ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız işten emin olmaya çalışıyoruz. Ayrıca fırınımızın sıcaklığını kontrol etmek için de termograf cihazı kullanıyoruz. Haftalık olarak da fırınımızın göstermiş olduğu sıcaklık değerin doğru olup olmadığını buradan kalibre ediyoruz. Ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için de lazer markalama uyguluyoruz. Üretmiş olduğumuz tüm parçaların üzerinde üretim haftası, üretim yılı ve stok koduyla birlikte takibini sağlıyoruz. Evet, şu anda üretim hattımızın son durağındayız. Montaj hattındayız. Montaj hattında perçinli montaj, civata, mastik, silikon, etiket gibi farklı ürünleri parçaların üzerine montajlıyoruz. Burada yüzey işlemini yaptığımız, boyadığımız veya eloksal ürünlerimizin montajını yapıyoruz. Ağırlıklı olarak perçin kullanıyoruz ve bu özelleştirilmiş işler için de otomasyondan faydalanmaya çalışıyoruz. Perçinleme işlemini özel olarak yapan bir robotumuz mevcut. Hem mekanik işlemin üzerindeki yükü azaltmak hem de işlemi hızlandırmak için önce delme sonra da perçinleme işlemini yapıyoruz. Perçinleme işleminden sonra burada montaj işlemini yaptığımız fikstürlerimiz var. Bu fikstürler 5S ve Kaizen çalışmalarımızın sonunda ortaya çıktı. Hem personelin üzerindeki yükü azaltmak, kaliteye odaklanmasını sağlamak hem de kalite kontrol süreçlerini azaltmak adına aslında bu fikstürleri tasarladık. Burada yapmış olduğumuz işlem parçaların standart bir şekilde üretimini sağlamak, kalite kontrol süreçlerini azaltmak ve aslında üretim sürelerimizi kısaltmak. Evet, şu anda sevkiyat holündeyiz. Burada müşterinin bizden istediği zamanda ürünleri göndermek için ara depomuz bulunuyor. Sevkiyat depomuz. Sevkiyat depodaki ürünlerin kalite kontrol süreçleri final kontrol olarak bu alanda devam ediyor. Lojistik süreçlerinden kaynaklanan ciddi hatalar %15 ile %25 arasında meydana gelen hataların önüne geçmek için ise kendi lojistik süreçlerimizi üretiyoruz. Bu sebeple FE Endüstri'de sevkiyat kaynaklı hata payımız neredeyse %1'in altında. Ham maddenin girişinden itibaren uyguladığımız kalite kontrol süreçleri şu anda bulunduğumuz sevkiyat holüne kadar devam etmektedir. Burada her proseste kalite kontrol süreçlerini yönetiyoruz. İstatistiksel verilerden yararlanarak her sene bir önceki seneye göre kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Fabrikamızdan çıkan tüm ürünleri tüm proseslerde detaylı bir şekilde izlemeye çalışıyoruz. Gönderdiğimiz üründen emin olmak istiyoruz. Bugün FE Endüstri'nin üretim süreçlerini sizlerle beraber gezmiş olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere.